Sözü bırakalım Emre'ye. Teşekkürler Aykut İnce. Biz de Türk Telekom Stadyumundan mutlu günler, yayınlar dileyelim hem size hem de konuklarınıza. Sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında en çok merak edilen konu, bir yandan ligde zorlu bir maraton devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları vardı. Artık sonuçlandı. Galatasaray 5 oyuncuyu kadrosuna kattı ve ilk hafta itibariyle, transfer döneminin bitişi itibariyle bunların hangileri oynayabilecek? Halil Dervişoğlu ve Onyekuru Antep deplasmanında oyuna girdiler. Onyekuru zaten maçı çözen isimdi. Sonrasında kadroya dahil edilen 3 isimden Mustafa Muhammed'in bugün maç kadrosunda yer almasını bekliyoruz. İlk 11'de olmayacak belki ama maç kadrosunda yer alacak. Dün erken saatlerde lisansı çıktı. Sözleşme işlemleri tamamlandı. Federasyona bildirildi. Oynamasının önünde herhangi bir engel yok. Deandre Yedlin için aynı durumu söyleyemiyoruz. Hafta içerisinde takımla birlikte çalışacak. Muhtemelen de Fenerbahçe derbisinde kendisini ilk 11'de göreceğiz. Tabii ki antrenman performansı belirleyici olacak ama beklentinin bu olduğunu söyleyelim. Oyuncu hazır bir şekilde buraya geldi. Tıpkı Mustafa Muhammed'de olduğu gibi. Muhammed sadece geçtiğimiz hafta transfer görüşmeleri nedeniyle birkaç antrenman kaçırdı ama onun dışında fiziksel olarak hazırdı. Takımla çalışmalarını sürdürüyordu. Galatasaray teknik heyeti de yakından takip ediyordu durumunu. Bu yüzden maç kadrosunda olmasını bekliyoruz. Tabii durumu farklılık gösteren, özel bir durumu olan isim Gedson Fernandes. Dün ambulans uçakla İstanbul'a gelmişti. Hatta işlemlerin evraklarının yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili soru işaretleri vardı. Hem siz spor gündeminde bu durumu ifade ettiniz. Konuklarınızla birlikte Zeki abi de bundan bahsetmişti. Haldun abi de bundan bahsetmişti. Sonrasında yaptığımız bağlantıda biz de durumu ifade etmiştik. İşlemleriyle ilgili herhangi bir problem yok. Lisansı çıktı. Fakat şu anda Covid protokolü nedeniyle Gedson Fernandes'den bir süre faydalanamayacak Galatasaray. Ondaki durumu bir kez daha tekrarlayalım. Son testi, seyahat öncesinde yapılan testi pozitif çıkmıştı Gedson Fernandes'in. Zaten Londra'dan geldiği için bir karantina süreci var. Covid testinden bağımsız olarak bir karantina süreci var. Ama Covid testi pozitif olduğu için şu anda Galatasaray'ın sponsor hastanesinde protokolü sürdürülüyor Gedson Fernandes'in. Üst üste 2 gün testi negatife döndükten sonra sahaya çıkma imkanı, antrenmanlara başlama imkanı bulacak. Bu biraz önümüzdeki haftaya kalacak gibi. Fenerbahçe derbisini kaçırdıktan sonra önümüzdeki hafta içi yavaş yavaş takıma katılmasını bekleyeceğiz Gedson Fernandes'in. Türkiye Kupası maçının sonrasında da takıma katılabilir gibi gözüküyor. Diğer eksikleri ifade etmek gerekirse Feguli'nin tedavi süreci devam ediyor. Oğulcan yine bugün oynayamayacak. Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir'in sakatlıkları devam ediyor. Kısaca muhtemel 11'den de bahsedelim dilerseniz. Kalede Muslera'nın olmasını bekliyoruz bugün. Savunmanın sağında Lines, solda Saracchi, stoper ikilisinde Donk ve Marka, orta sahanın merkezinde Taylan Belhanda, Emre Akbaba, kanatlarda Arda ve Emre Kılınç, ileride ise Ryan Babel 11 ile Galatasaray'ın bugün sahada olmasını bekliyoruz. Türk Telekom Stadyumunda şu anda çok güzel bir hava var. İstanbul genelinde olduğu gibi Şubat ayının başındayız belki ama 12-13 derecelik bir hava sıcaklığı var. Maç saatinde biraz düşecektir ama güzel bir atmosfer, zorlu mücadele öncesi bizleri bekliyor Türk Telekom Stadyumunda diyebiliriz Aykut İnce. Teşekkürler. Şimdi tabii Mustafa Muhammed hazır geldi. Yani şu şeyi doğrulatalım. 27'sinde yani oyuncu karantinadayken Londra'da Galatasaray oyuncuyu alıp getiriyor. Az önce söyledik ya, Emre Kaplan o konuda o bilgiye ulaşmamış. Buraya gelişinde tekrar sıfırlanıyor. Hayır. Hayır. Şimdi karantinadayken Sağlık Bakanlığı uçak gönderiyor. Yani hani havalanında test yapılıyor ya. Havalanında test yapıp bir anda pozitif olduğu anlaşılmıyor. Oradan oyuncu zaten 27'sinde pozitif çıktığı için evde karantinadayken gelişi imkansız. İşte az önce söyledik ya. O yüzden Galatasaray Kulübü Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istiyor. İşte evde karantinada olan oyuncuyu işte özel uçak gidiyor. Sağlık Bakanlığı'nın uçağı gidiyor. İşte uzay elbisesi gibi dediği o şey, sağlık çalışanları evinden alıp getiriyor. Şimdi 27'sinde başladığı için Perşembe günü bir test yapılacakmış. Teste negatife dönerse idmanlara başlayacak Cuma günü. Gelen bilgi bu aslında. Tabii İngiltere'den geliyor olmaları şöyle bir handikap da getiriyor. Evet. Mutasyona uğramış bir acaba tabii şey mi, Covid-19 mu, yani virüs tabii mü diye de bakıyorlar. Zaten direkt hastaneye götürdüler o yüzden. Yani ona da bakacaklar. Tabii. Tabii yani şöyle bir şey söylememiz lazım herhalde. Yani genç ve bağışıklık sistemi güçlü kişiler bunlar ve çok daha çabuk bir şekilde sorunları atlatıyorlar. Doğru. Dikkat ederseniz genel anlamda öyle. Onun için de yani onlara aldanmayalım yani. Onlar farklı, biraz daha farklı. Bağışıklık sistemleri güçlü. Doğru. Onlarla beraber sofraya oturduğunuz zaman zaten anlıyorsunuz. Yediklerine, içtiklerine baktığınız zaman anlayabiliyorsunuz. Onun için yani kısa sürede döner diye düşünüyorum ben de. Peki. Yani Gedson Fernandes önemli bir transfer. Kısa sürede döner diye. Fenerbahçe'nin 11 açıklandı abi. Bakalım. Altay, Nazım, Sangare, Serdar, Sazai, Salahi,
Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Mert Hakan, Tiam. O sahayı yedek kulübesinde mi? 11'de, yok 11'de. Yo, 11'de. Mesut ve Samat'ta. Ha. Mesut yedek. Osayi, tabii. Osayi Samuel 11'de ve Samat'ta yedek. Evet, evet. Doğru. Ya yani normal zaten az önceki kadro içerisinde de söylemiştik. Fenerbahçe'de farklı oyuncu tipi olarak baktığında kanatlarda oynayacak. Şu anda Osayi Samuel var elinde. Yani onu oynatmak durumunda Fenerbahçe. Hele hele Pelkas diyelim ki hani daha ileride söylüyoruz. Pelkas öbür kanatta oynayacaksa Osayi Samuel mutlaka son çizgiye giden, adam eksilten, deparlar, driplingler yapan oyuncu olarak mutlaka olacaktır kanadın bir tarafında. Ama doğru. Şimdi en büyük sıkıntı şu, İrfan Can transferinden sonra eğer Ozan Tufan'ı keserlerse, yani yedek kulübesine çekerse hoca çok büyük hata yapar. Oturmuş takımın en büyük, o zincirdeki en büyük halka, en güçlü halka, onu nasıl yapacaklar? Ben de açıkçası merak ediyorum yani. Ön taraf dolu, işte o İrfan Can'ın oynayacağı yer belli. Ona nasıl çözüm üretecekler gerçekten merak ediyorum. Ya orada çözüm belli Zeki. Yani bakacak en formda olan kimse o oynayacak. Yani sistem üzerine Gustavo ile Ozan'ı kesme şansı yok şu sistemin, anda. Sistemi öyle bakacak. Ya öyle mi diyorsun? Sergen Yalçın'ın dünkü açıklaması. İşte Cenk var, Abubakar var, Kaylerin var. Ne yapacaksın? Daha fazla seçenek oluştu elimde diyor. Yani bakacak en iyi yani ikiliyi, kenarda oynatabilirsin Cenk Tosun'u. O kolay. Kaylerini nerede oynatacaksın? Onu da kenara. Ama bak, Cenk Tosun mu, Kaylerin mi diye sorarsan herkes Cenk Tosun der zaten. Tamam, anlatmak istediğim şu anda Kaylerin'in gol sayısına, o performansına. Yani ama teknik direktör ne diyor? Bakacağız diyor. Yani burada teknik direktörler, evet, bu açıdan baktığında zorluk oluşuyor. Kabul ediyorum. Çok ama zor. Diğer taraftan baktığında bunun sakatlığı var, cezası var, Covid'i var. Ya birçok sorunu var yani. Onun için şimdi mesela şu anda İrfan Can olsa belki Mert Hakan'ın yerinde oynayacaktı. %100. Yani mesela anladım. Onun için söylüyorum. Daha çok farklı şeyler söyleyebiliriz bu konuda. Ama yine de o ikiliyi kesmez. Yani Lemos yedek. Yani Lemos gitmedi, ısrarla gitmedi. Yani Lemos'u göndermek için bir çaba sarf ettiler. Ama Lemos gitmek istemedi. Kaldı yani takımda. Gitmez tabii. Niye gitsin ki yani? Ortam güzel. Ortam güzel. Para güzel. Aldığı para güzel. Para güzel. Yani ikinci ligden geliyorsun. Burada Fenerbahçe kadrosunun içerisindesin. Şu anda geldi açıklama. Oyuncunun hastanedeki iki COVID-19 testi negatif çıktı. Bu da demektir ki yani... Söyledik işte 27'si. Kan testi ve akciğer filmi. Film çekiyorlar, evet, tomografi yapıyorlar. Söyledik ya, karantinadaymış zaten orada. Yani buraya gelirken ama test yapılmıyor oyuncuya. Temiz çıktı. Karantinadaki oyuncuyu, evden dışarı çıkmasına engel olan bir oyuncuyu Galatasaray'a getirdi. O yüzden... Hani belli bir süreç geçmiş zaten. Demek ki negatife dönmüş. 27'si olsa gelen bilgi o. Belki daha önce de olabilir. Sanıyorum şöyle bir prosedür var. Beş gün daha bekleyecekler. 5 gün sonra ikinci testte negatif çıktığında takıma katılacak. Bugün 6. gün oluyor. Ama bir daha test yapıyorlar. Tabii yapılacak da negatife dönmesi normal yani. Evet. Bir 5 gün sonra bildiğim kadarıyla, yani ben prosedür öyleydi. 5 gün daha bekleyecekler. 5 gün sonra da testi negatif çıkarsa takım antrenmanlarına, takıma katılmış olacak. 22 yaşında bir oyuncu, demek ki çabuk toparlıyorlar. Evet. Bağışıklık sistemleri. Ya işte bağışıklık sistemleri. Bu müjdeli bir haber yani Galatasaray taraftarına. Bu iç organ hiçbir yerde hasar yok. Bu şunu gösterir. Fenerbahçe maçından sonraki hafta oynayabilecek noktaya gelecek demektir. Evet. Yani hani oynayabilecek noktaya. Tabii. Eğer ikinci testi de 5 gün sonra negatif çıkarsa, aradaki bir haftada takıma katılacak, çalışacak, sonraki maçta oynayabilme şansı var demektir. Evet. Derbi harici mi dedin? Tabii derbi harici derbi dedim. Yetişmez. Derbi çünkü pazara hemen ben pazar günü. Pazar mümkün değil de. En az ama şu hafta olabilir. Belki cumartesi falan ilmanlara belki çıkmaya başlayabilir. Hani ikinci testten sonra ama. Uzak bir ihtimal ama yani. Ama gerçek kamp oluyor. Evet. Olmaz. Derbiden yani sonra. Pazartesi başlar. Pazartesi, salı başlar. Hafta sonunda oynayabilecek şekle gelebilir. Duruma gelir. Evet. Böyle bir şansı var. Evet, böyle bir Galatasaray taraftarının yüzünü güldüren bir açıklama. Fernandez'in
COVID-19 testi negatif çıktı. Sponsor hastanedeki teknikleri tamamlandı ama yine de tutuluyor tabii. Bu arada Evren Yavuz'un da söylediği gibi arkadaşımın kan testi de olumlu. Yani bir PCR testi yapıyorlar. Akciğerde. Akciğerden tomografi çekiyorlar. Yani hepsini yapmışlar ki gayet doğal yani. Bu kadar yatırım yaptığın bir oyuncu için hepsini yaparsın. Genel anlamda öyle bakmak lazım. Bu arada ben... Evet, fotoğraf hazır mı sevgili Evren? Peki. Bir de fotoğrafı verelim. Sevgili seyircilerimiz Evren Yavuz da, Haldun abi de. İşte Mustafa İnci de editör arkadaşım. Rıza Çalınbay sevgili hocamızın bugün 58. yaş günü.